Gözaltında kaybedilen sevdiklerimizin akıbetinin açıklanması, fail ve sorumluların yargılanması için 883 haftadır kamuoyu karşısındayız. Bu hafta gözaltında kaybedilişinin 28. yılında Cüneyt Aydınlar için adalet istiyoruz. Önce bize 20 Şubat 1994 tarihinde İstanbul'da gözaltında kaybedilen Cüneyt Aydınlar'ın annesi Menekşe Aydınlar ve kardeşi Emrah Aydınlar seslenecek. Cüneyt Aydınlar'ın annesiyim. 28 sene önce Cüneyt gözaltında kayıptır. 28 yıl önce bugünkü gibi bugün Cüneyt gözaltına alındı. 9 gün gözaltında kaldı. O günden haber alamıyor. Adalet istiyoruz, bulunmalarını istiyoruz. Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Adalet istiyoruz, bulunmalarını istiyor. Ne yaptılarsa çıkarsınlar. Selam ederim. Değerli cumartesi insanları ve basın emekçileri, 883. haftamızda abim Cüneyt Aydınlar 28 yıl önce gözaltında kaybedildi. Bu süreçte ailecek yaşadıklarımızdan bahsetmek isterim. Abim 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünü kazanıp İstanbul'a büyük bir umut ve gururla uğurladık. Ailenin ilk çocuğuydu. Göz bebeğimiz Cüneyt 1994 yılının Şubat ayında Gayettepe Siyasi Şube tarafından gözaltına alındığı haberiyle yıkılmıştık. 28 Şubat'ta ölüme hazır mısın denilerek yer gösterme bahanesiyle götürüldüğü Çukur Cuma'da kaybedildi. Sonrasında abimi bulmak için yaptığımız tüm hukuki başvuru ve eylemler reddedildi ve engellendik. Daha sonrasında bizler Cüneyt'in geleceği umuduyla beklemeye başladık. Annem 7 sene boyunca kapının önüne koyduğu kanepede bekledi. Ama 28 yıl geçti. Cüneyt yok. Abim yok. Cüneyt nerede? Artık annemin konuşacak mecali kalmadı. Düğünlerimizde ve cenazelerimizde yanımızda değildi. Yeğenleri onu tanımadan büyüdü. Bu acılar hepimizin. Cumartesi insanlarından rahmetli Kiyas Şahin'i de anmak isterdim. Bu temelde toplandığımız Galatasaray meydanından haklı hukuk arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğimizi de belirtmek isterim. Cüneyt'in amcası Recep Aydınlar seslenecek. Duyarlı kamuoyuna, değerli annelerime, insan hakları savunucularına selamlıyorum. Bu hafta 883. haftasına girdiğimiz cumartesi annelerin eyleminde Cüneyt'i anlatacağım. Cüneyt Aydınlar yeğenim 23 yaşında, bundan 28 sene önce gözaltında kaybettirildi. Cüneyt 1994 yılının Şubat ayında 14 arkadaşıyla beraber yakalandı. Gayrettepe'ye götürüldü. Gayrettepe'de o zaman savcılıktan gözaltı süresi için ek süre istenildi. Altaç Turay Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısı tarafından bu süre uzatıldı. Cüneyt Gayrettepe'de işkence yapıldı. Kendilerine saatçi, boksörcü, kavgacı diyen polisler Cüneyt'e işkence yaptılar. Cüneyt 2 Mart 1994 tarihinde o zamanki başkomiser Mehmet Yalın, Doğan Özdemir, Ahmet Erkut tarafından yüzleşme amacıyla Beyoğlu'na Kadırga başı tarafına götürüldü. Orada dizleri kanamış bir şekilde, dirsekleri kanamış bir şekilde ev ev gezdirildi. Neticede polisler Cüneyt elimizden kaçtı. Mahalleli de biz inşaattan kurşun sesleri duyduk. Bunun yorumunu
duyarlı insanlara bırakıyorum. Biz bu olaydan beri Cüneyt'ten haber alamadık. Cüneyt'i gözaltındayken yüzleştirmek amacıyla alan polisler hakkında göz boyamalık bir firara sebebiyet suçlamasıyla dava açıldı. O da kısa sürede vazgeçildi ondan. Bizler 28 seneden beri cumartesi anneleri olarak, bir birey olarak abimizin, kardeşimizin, yeğenimizin akıbetini sormaya devam ediyoruz. Cumartesi anneleri her hafta toplanarak bunu dünya ve Türkiye kamuoyuna haykırıyor. Ne yazık ki bu hükümet geleneğinde bir önceki hükümetin suçunu örtbas etmek kültürü var bu ülkede. Yoksa 20 yıldır bu ülkeyi yönetenler, ki sözüm ona cumartesi anneleriyle de görüştüler, bu olayların üzerine gidebilirlerdi. Ne yazık ki devlet kültüründe başka hükümetlerin işlediği suçların üzerine gitmeme mentalitesi vardır. Bizler buradan, bu acı kuşaktan kuşağa yaşatılıyor bize. Buradan temennimiz bu acıyı bize yaşatan bireylerin, polislerin bizlerle yüzleşmesini, ki onlar da tahmin edersem şu anda 70 yaş sınırına gelmişler. Cüneyt 23 yaşında kaybedildi. Bugün 50 yaşında, eğer hayatta olsaydı 50 yaşında olacaktı. O yüzden bu acı kuşaktan kuşağa geçiyor. Bu acıyı bize yaşatanların adalet önüne çıkarılmasını temenni ediyoruz. Kayıp ettirmenin zaman aşımı olmaz, ölümün zaman aşımı olmaz. Bizler bu acıyı içimizde hissediyoruz. Kuşaktan kuşağa aile fertlerimize veriyoruz. Bu acıyla, bu ayıpla bu ülkenin yüzleşmesi lazım. Bu ülkenin yönetenlerin, baba bu ülkede kayıp ne demek diye soran çocuklardan utanması lazım. Bu soru eğer bir ülkede soruluyorsa adalet terazisinin ne kadar derinde olduğunu bize gösteriyor. Bu vesileyle tüm cumartesi annelerimi kucaklıyor, ellerinden öpüyorum. Adalet arayışımızın devam edeceğini, yılmayacağımızı buradan belirtmek istiyorum, saygılarımla. Aydınlar ailesi avukatı Eren Keskin seslenecek. Cüneyt Aydınlar 20 Şubat 1994 tarihinde 15 arkadaşıyla birlikte İstanbul Bakırköy'de gözaltına alındı. Savcılıkta kaydı var gözaltına alındığına dair. Ayrıca arkadaşlıklarının şahitlikleri var. Cüneyt Aydınlar'ın birkaç gün sonra "Hazır mısın ölüme?" denilerek gözaltı merkezinden çıkarıldığı konusunda. Daha sonra Cüneyt Aydınlar'dan hiç haberimiz olmadı. Arkadaşları çıkarıldılar mahkemeye, Cüneyt çıkarılmadı. Daha sonra biz onun yer gösterme adı altında götürüldüğü yerlerde inceleme yaptık ve Beyoğlu'nda Esmer Bardakçı'nın evine götürüldüğünde yer gösterme amacıyla çok yorgun ve bitkin olduğunu Esmer Bardakçı bize anlattı ve ona "teyze, bu getirildiğim 25. ev" demiş. Daha sonra sokaktaki çocukların verdiği bilgiye göre de bir silah sesi duyulmuş Cüneyt Aydınlar'ın oradan götürülmesinin ardından. Bugüne kadar devlet yetkilileri, resmi yetkililer hep Cüneyt Aydınlar'ın kaçtığını söylediler. Ancak o kadar işkence görmüş, yürüyemeyecek durumda ve onlarca polisin olduğu bir ortamda Cüneyt'in kaçmış olması mümkün değil. Cüneyt kayıtlı gözaltında kayıplardan biri. Bugüne kadar Cüneyt Aydınlar'ın kaybedilmesiyle ilgili iç hukukta hiçbir sonuç alınamadı. 883. haftamızın basın açıklamasını İnsan Hakları Derneği Dersim Şubesi Eş Başkanı Gönül Sonbahar okuyacak. Cüneyt Aydınlar'ı aramaktan vazgeçmeyeceğiz. Gözaltında kaybedilen insanlarımız için sürdürdüğümüz hakikat ve adalet arayışımızın 883. haftasındayız. Hukuktan arındırılmış bir yargı sisteminin yarattığı adaletsizlik ortamında hakikat ve adalet talebimize ısrar ediyoruz. Anayasadan, yasalardan, evrensel hukuktan bahsetmenin hiçbir karşılığının olmadığı koşullarda yılgınlığa kapılmadan hukuku savunmaktan vazgeçmiyoruz. Biliyoruz ki insanı çaresizliğe sürüklemeyi amaçlayan bu koşulları aşmanın, barışı, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü yakalamanın
Başka da bir yolu yok. 883. haftamızda Menekşe Aydınlar'ın 28 yıl oldu, bilmeye hakkım var. Oğluma, göz bebeğime ne oldu sorusunu devleti yönetenlere ve adli makamlara birlikte soruyoruz. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi olan Cüneyt Aydınlar, 20 Şubat 1994 tarihinde Bakırköy'deki Ömür Durağı'nda polisler tarafından gözaltına alındı. Gayrettepe Siyasi Şube'ye götürüldü. Burada 7 gün kayıt dışı gözaltında tutulduktan sonra 27 Şubat 1994 tarihinde gözaltı kaydı yapıldı. Ancak aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 kişi mahkemeye sevk edildiklerinde aralarında Cüneyt yoktu. Bu kişiler 17 Mart 1994 tarihinde avukatları aracılığıyla kamuoyuna bir açıklama yaptılar. Açıklamada 2 Mart 1994 tarihine kadar Cüneyt Aydınlar'la birlikte gözaltında tutulduklarını söylediler. Tanıklar ayrıca yoğun işkence gören Cüneyt'in ağır yaralı, bir ayağı kırık, yürüyemez haldeyken "Ölmeye hazır mısın, ölmeye gidiyorsun" diyen polisler tarafından sürüklenerek bulunduğu hücreden götürüldüğünü ve onu bir daha görmediklerini anlattılar. İstanbul Emniyeti, Cüneyt'i soran ailesine ve İnsan Hakları Derneği avukatlarına 28 Şubat 1994 tarihinde yer göstermeye götürdük, elimizden kaçıp kayıplara karıştı cevabını verdi. Cüneyt'ten bir daha haber alınamadı. Bugüne kadar Cüneyt Aydınlar'ın hakimiyetini açığa çıkartacak, onu kaybedenleri yargılayarak ceza adaletini sağlayacak idari ve adli bir süreç işletilmedi. Ailenin başvurduğu tüm yetkili merciler elleri kelepçeli, ayakkabıları bağcıksız, görgü tanıklarının beyanına göre desteksiz ayakta duramayan birinin 30 kadar polisin elinden nasıl kaçabileceğini sorgulamadan polisin firar senaryosunu esas aldı. Savcılar olayı soruşturmak yerine Cüneyt hakkında firar ettiği iddiasıyla yakalama kararı çıkardı. Hakimler Cüneyt'i kaybeden polislerin ifadelerini esas alarak haklarında beraat kararı verdi. Cüneyt Aydınlar dosyası evrensel hukuka aykırı olarak zaman aşımı gerekçe gösterilerek kapatıldı. Gözaltına alınan kişiler devletin koruması altındadır ve yetkililer bu kişileri korumakla sorumludur. Gözaltına alındıktan sonra akıbeti belli olmayan, aradan geçen 28 yıla rağmen kendisinden haber alınamayan Cüneyt Aydınlar'ın yaşamından devletin sorumlu olduğu açıktır. Gözaltında kaybedilişinin 28. yılında bir kez daha Cüneyt Aydınlar dosyasında maddi gerçeği açığa çıkartacak etkinlikte bir soruşturma, kovuşturma yapılması ve faillerin işledikleri ağır suçla orantılı olarak cezalandırılması talebimizi tekrarlıyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin, Cüneyt Aydınlar için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları için hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan, 184 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi Anneleri İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon. Bu haftada herkesi salgın dolayısıyla sosyal medya hesabımızdan gerçekleştirdiğimiz basın açıklamamızı izleyip taleplerimizi yaygınlaştırarak sesimize ses katmaya çağırıyoruz.